iğneyi pompalama egzersizleri. Bugün vereceğimiz bu egzersizdeki amacımız baldırda biriken kanın kaslar aracılığıyla yukarı doğru taşınması. Bunun için her iki ayak bileğini kendine doğru çekip aşağı doğru ittirmesini isteyebiliriz hastamızdan veyahut tek tek ayak bileklerini kendine doğru çekip bırakmasını da isteyebiliriz. Bu şekilde. Bu egzersizdeki amacımız bacağın üst kısmında bulunan quadriceps kasını kuvvetlendirmek. Bunu yaparken dizinin altına ince bir havlu yerleştiriyoruz hastamızın ve dizini havluya doğru bastırmasını istiyoruz. 5 saniye bekliyoruz ve bırakıyoruz. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi kaslarının kuvvetlendirilmesi. Bunun için kişi topuktan destek alarak kalçasını sıkıyor. 5 saniye kadar bekliyor, bırakıyor ve tekrar kalçasını sıkıyor. 5 saniye kalıyor, bekliyor, bırakıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Egzersizimizde amacımız kalça kaslarının kuvvetlendirilmesi ve eklem hareket açıklığının arttırılması şeklinde. Kişinin parmak uçları tavanı gösterecek şekilde bacağını yatakta açıyor ve kapatıyor. Tekrar açıyor ve tekrar kapatıyor. Bu hareketteki amacımız dizdeki eklem hareket açıklığını arttırmak. Kişiden topuğunu kendine doğru çekmesini, dizini bükmesini istiyoruz. Fakat önemli olan şey topuğunun her zaman yatakta kalması. Hareketi yapabildiği kadar, dizini bükebildiği kadar yapmasını istiyoruz. 5 saniye yukarıda tutuyor ve sonra tekrar indiriyor. Bu egzersizdeki amacımız bacağın üst kısmında bulunan quadriceps kasını kuvvetlendirmek. Bunun için evde varsa foam roller yoksa büyük bir havluyu rula şeklinde getirip dizinizin altına yerleştirebilirsiniz. Kişiden topuğunu kaldırarak dizini düzeltmesini istiyoruz. 5 saniye bekliyor, tekrar bırakıyor, tekrar kaldırıyor, bir 5 saniye daha bekliyor ve bırakıyor. Diz düzeltme egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız diz kaslarının kuvvetlenmesi. Kişiden bir sandalyede veya bir koltukta oturmasını istiyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken şey dik oturması. Egzersiz yaparken öne veya geriye doğru yaslanmaması. Kişiden dizini düzeltmesini, ayak bileğini kendine doğru çekmesini istiyoruz. 5 saniye kalıyor, bırakıyor, tekrar çekiyor. Burada bir diğer önemli nokta ayak parmaklarını kendine doğru çekmesi ve bırakması. Egzersiz yaparken ayak parmaklarını kendine doğru çekiyor, 5 saniye bekliyor ve bırakıyor. Bu egzersizin amacı hastanın kol ve omuz kaslarını kullanarak kalça ve diz eklemine az yük bindirerek ayağa kalkmasını sağlamak. Öncelikle bize lazım olan kollu bir sandalye. Hastadan sandalyenin kollarını tutmasını istiyoruz ve kendini yavaşça yukarıya almasını. Burada birkaç saniye bekleyip tekrar aşağıya inmesini ve tekrar yukarıya kalkmasını, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar aşağı inmesini istiyoruz. Egzersizimiz bu şekilde. Mini squat, mini çömelme egzersizi. Bu egzersizdeki amacımız kalça çevresi ve bacak kaslarının kuvvetlenmesi. Burada aslında kişiden herhangi bir yere, bir masaya veyahut bir sandalyeye tutulmasını isteyebiliriz ya da duvardan destek alarak ellerini duvara yaslayabilir. Yaklaşık 30-40 derece kadar çömeliyor
ve tekrardan kalkıyor. Tekrar çömeliyor. Tekrar kalkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bel çukurumuzun fazlasıyla artmaması ve göğsümüzün mutlaka karşıyı göstermesi. Hastamızın cerrah geçirdiği bacağının kalça ve dizlerindeki kasları güçlendirmek amacımız. Burada hastanın duvar veya masa gibi herhangi bir şeyden destek almasını istiyoruz. Ve cerrahi geçirdiği bacağını 90 derece olacak şekilde yukarıya kaldırmasını istiyoruz. Ve tekrar indiriyor. Ve tekrar. Ve indirdik. Ve tekrar. Hasta güçlendikten sonra cerrahi geçirmediği bacağını da kaldırıp indirebilir tekrardan. Veya sırasıyla teker teker bacaklarını kaldırıp indirmesini istiyoruz. Hareketimiz bu şekilde.